Gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon oranlarına. Yani gerçekten anneannelerimiz, ninelerimiz, yaşlı halalarımız, teyzelerimiz olaydı, böyle bir şeyi biz söyleseydik vallahi terlik fırlatırdı kafamıza. Bu kadar da olmaz canım derdi ya. Bu kadar da olmaz derdi. Lafa bak. Amerika'dan Avrupa'ya pek çok ülke son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes %8-9 oranında açıklanan rakamlarla gerçek enflasyon oranları arasındaki devasa farkı gayet iyi biliyor. Kişi kendinden bilir işi de bu kadar mı kendini suçüstü yakalatır, kendini ifşa eder. Ey Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da, dünyada ama senin özellikle ismini andığın Avrupa ülkelerinde bir tane bunun tartışıldığı ülke var mı? Enflasyon 8 ama ben inanmıyorum enflasyon 10 diyen biri var mı? 8 ama 12 diyen biri var mı? Bunu tartışan gazete köşe yazarı var mı? Sokakta bunu söyleyen var mı? Yok, bu tartışma bir tek Türkiye'de var. TÜİK'i Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu haline getirdiğin için, rakamları çarpıttığın için, Türkiye'deki zam TÜİK'in enflasyonuna göre verildiği için bunu yapan sensin. Avrupa'da böyle bir tartışma yok. Bak, Türkiye enflasyonu %80. Almanya enflasyonu %7,5. G7 gelişmiş 7'nin ortalaması %7,6. Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin ortalaması 9,8. Senin 60, senin 80, yanındaki Arjantin'in de 71. Ondan sonra Estonya geliyor. Bu kadar ülke içinde en yüksek sende. Bu ülkelerden bir tanesinde gerçek enflasyon rakamı bu değildir diyen vatandaş yok, gazeteci yok. Onu bırakın şakasını yapan bir tane deli yok. Çünkü onlar kurumlarına güveniyorlar. Çünkü onlar biliyorlar. Alışverişe gittiğinde eskiden 100 euro para harcıyorsa şimdi 109 euro harcıyor. 190 euro harcıyorsa Türkiye gibi zaten çıldırır, bağırır, çağırır, itiraz eder. Böyle bir tartışmanın olmadığı bir yerde Cumhurbaşkanı kendi işini yapmak yerine Avrupa'daki yoksullara dert yanıyor. Avrupa'nın enflasyondan dolayı insanların kandırıldığını düşünüyor. Hasan'a dertlenmeyip Alman Hans'a dertleniyor bizimkisi. Bizimkisi Giovanni'ye dertleniyor ama Cihangir'e dertlenmiyor. Bizimkisi Elizabeth'e dertleniyor, Muazzez'e dertlenmiyor. Bizimkinin üzüldüğü kişi Olgalar, sürünsün Türkiye'deki Tolgalar. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Almanya enflasyon rakamıyla oynuyor, kandırıyor diyor. Bunu yapan tek ülke var. Hepimizi dünyaya rezil ettiniz. Bu ülke. Bu ülkede Türkiye'nin risk birimi, CDS birimi ve Eurobond fiyatlaması dışında yani senin ve atadıklarının elinin erdiği hiçbir rakam gerçek rakam değil. Hepsi sahte, hepsi fiktif, hepsi manipülatif, hepsinden oynanmış. O yüzden kimse güvenmiyor, kimse bu işlere girmiyor. Ama utanma kalmamış, arlanma kalmamış ve vatandaşın gözünün içine baka baka vatandaşı enayi yerine koymayı siyaset sanmış bir anlayıştan karşı karşıyayız. Az kaldı sabredeceğiz. Aynı akıl, aynı vicdansızlık ve aynı hadsizlik başörtülü olup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan binleri, on binleri tehdit eder ve onlara olur olmaz laflar söyleyecek hadsizliktedir. Nereden nereye? Bakıyorsunuz diyor her zamanki gibi istismar. Birkaç tane, ne sayıyorsun sen öyle tane diyerek? Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Nereden bulunuyormuş başörtülüler? Geliyor yakasına rozet takıyor. Buradan o kardeşlerime sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık. Bu bir iş değil ki, bu bir inanış. Başörtüsü takmak iş değil ki. Bu işi hakkıyla yapanlar. AK Partili olup AK Parti'de başörtüsüyle üye olanlar, siyaset olanlar bir iş yapıyormuş ve hakkıyla yapıyormuş. Siz bırakın bu işleri diyor. Bu büyük bir hadsizlik. Bu söz vicdansızlık. Bu söz resmen başörtüsünü siyasete alet etmenin, istismar konusu yapmanın ve üzülerek söylemek lazım ki başörtülü kardeşlerimizi siyasette kendine tapulu gibi görmenin ve bunun bir inanç değil bambaşka bir şey olduğunu iddia etmenin son derece çarpık bir şeyi. Biz o kardeşlerimizin başörtüsüne inançlarından dolayı saygılıyız ama senin gibi tane nereden buldunuz, ne işiniz var,
bu işi gerçek, ne diyor, bu işi hakkıyla yapanlara saygısızlık etmeyin diye bunu bir iş gibi göstermeyi kesinlikle reddediyoruz. Biz bu yönetim anlayışından kurtaracağız ülkeyi ve CHP'yi oyun oynamakla suçluyor ama CHP Adalet ve Kalkınma Partisi değil, oyun oynasın. Başı açık, başı örtülü, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, genç, yaşlı, muhafazakar, sosyalist, sosyal demokrat, bizim hepsine kapımız açık. Sosyal demokratı da mal bilip taneyle saymayız. Solcuyu da sosyalisti de nereden buldun diye kimseye sormayız. Bu partinin eski genel sekreterleri gitti sizde bakanlık yaptı. Ağzımızı açıp da ne onlara hakaret ettik ne böyle bir ucuz tenezzüle giriştik. Ama bunu hangi partide olursa olsun siyaset yapan ve inancından dolayı başörtüsü takan bütün kardeşlerime şikayet ediyoruz. Merkez Bankası kuralları olan, gelenekleri olan, kültürü olan, geçmişten bugüne birikim aktaran bir banka. Ama şu anda birisinin çiftliği gibi yönetiliyor. 42. maddesi der ki, yılda iki kez meclise gelecek, plan bütçe komisyonuna briefing verecek. Tövbe Allah, iki kere yapmıyor. Binde bir, biz çok bağırıp çağırırsak bir kez ya geliyor ya gelmiyor. Bazı yıllar geliyor, bazı yıllar gelmiyor. 9 Eylül itibariyle kur korumalı mevduatta 1.3 trilyon para var. 1 trilyon 327 milyar lira. Bu paranın bir kısmı hazineden karşılanıyor, bir kısmı vazgeçilen vergiler, ama döviz temelli olanlarda da Merkez Bankası bir maliyete katlanıyor. Kur korumalı mevduat için, yani Türk parasına güvenmeyen, parasını dolarda tutanlara dediler ki gel sen parayı TL'ye döndür, bizim faizde tut. Ben sana yüksek faiz vermeyeceğim ama kur garantisi vereceğim. Paran dolar yükselirse ben sana aradaki farkı ödeyeceğim. İşe bak. Sordular, ya nereden ödeyeceksin? Merak etmeyin, garibanların cebinden ödeyeceğim dediler. Şu ana kadar 75 milyar TL bütçeden ödendi. 10 milyar TL'lik de verecekleri vergiyi, tamam kur korumada kalırsam vergi almayacağım deyip kambiyo karlarının vergilerinden vazgeçildi. Ama en az bir 75, hatta bir hesaba göre 85 milyar da Merkez Bankası'nın ödediği var. Bunu bilen gören yok. Buradan Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanına, Meclis Başkanı'na, Plan Bütçe Komisyonu üyelerine sesleniyoruz. Meclis açıldığında gün, ay, dakika beklemeden Merkez Bankası Başkanı'nın gelip bu sunumu yapması gerekir. Milletin 85 milyar lira parasını milletin sırtından birilerine peşkeş çekip sonra da açıklamıyorum ne olduğunu, ben biliyorum rakamları diyemezsiniz. Bunun gelip burada bilgisini vermek durumundasınız. Bunun takipçisi olacağız. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'na söylüyoruz. Bunu yapacaksınız. Merkez Bankası gelecek, anayasanın emrettiği, kuruluş kanununun emrettiği şekilde bu bilgilendirmeyi yapacak. Recep Tayyip Erdoğan şöyle özetliyor. Dostlarımızdan gelen paralarla Türkiye'ye dışarıdan bir kayıtsız para geliyor. Kimden geliyor? Birleşik Arap Emirlikleri, darbe finansörü şerefsizler, kucaklaştı ya, boşuna kucaklaşmadı. İki, Suudi Arabistan, topraklarımızda kıtır kıtır kestiler. Bu dosyayı verirsek torunlarımızın yüzüne bakamayız. Dosyayı hemen verdiler. Üç, Katar, Kanal İstanbul'un kenarını peşkeş çektiler. Dördüncüsü de Rusya, Putin. Ama buralardan gelen para yut diye değil tut diye geliyor kardeşim. Ne oluyor? Net hata noksanla gelen para şu. Türkiye'de bu hükümet kalsın, seçimleri atlatsın. Sonra millet 5 sene daha aç geçsin, aç yatsın. Milleti kandırmak için oradan buradan dolar toplama işleri var. Ama anlatacağım bu kadar olsun, şunu derim. Ey halkımız, Putin bunu kullanışlı görüyor. Bütün dünya sırtını dönmüş ama Putin'in ambargosunu da bu deliyor. Bu dursun diye de para veriyor. Öyle değil. Yut diye değil tut diye veriyorlar, geri alıyorlar falan filan. Akıllı ol, 5 sene daha sürünmemek için dikkat et derdim. Ama daha büyük bir tehlike var. Türkiye'de 3 nokta. 1. Net hata noksandaki muazzam tırmanış. 2. Altın ithalatı. Biz yılda, ayda 2 ton altın ithal ederken 1 ton, 2 ton, olsun olsun 2.7 ton. Bizimki Birleşik Arap Emirlikleri ile evladına sarılır gibi sarıldık beri 17 ton, 22.5 ton, 31.5 ton altın ithal ediyoruz. İddia odur ki aslında 30 yazıp 30 diye görünüp
60, 100, 300 ton geliyor. Onda biri yazılıyor, 10 katı geliyor. Sonra bir acayip bir şey oluyor. Bankadan dolar alacaksın. Mesela şu anda git bankadan dolar almaya 18.55. Daha ucuz istersen nereye gidersin? Kapalı çarşı. Kapalı çarşıda ne beklersin? 18.50, 18.48. Kapalı çarşıda dolar bazı günler 18.55 iken bankada 18.65, 18.75. Geçenlerde 18.25 iken 18.45'ten aldılar. 18.25 iken bankada 18.45. Bir de bu nokta var. Bu üç noktayı birleştirince şu çıkıyor arkadaşlar. Rusya'nın oligarkların altınları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini bilmeyen yok. Türkiye'ye oradan altınlar geliyor. Yazılanın da 10 katı geliyor. Türkiye'deki bazı rafinerilerde 995 milyeme çevrilip damgalanıyor. Sonra Merkez Bankası'ndaki sert bankaları fırçalayan, her dediğini yapan, yaptıramayınca kapalı çarşıya koşan başkan yardımcısının emir ve talimatlarıyla kapalı çarşıdan bu altınlar dövize çevriliyor. Öyle bir tür çevriliyor ki koş koş ne bulursan al deyince, altınlar gelip ne kadar dolar varsa hepsini getirin deyince kapalı çarşıda fiyat otomatikman yükseliyor. Kapalı çarşı müşteri beklerken fiyat cazip. Birileri altın getirip dolar alıyorsa istediği fiyattan satarsın. Çünkü acelesi var birilerinin. O dolarla piyasalarda işlem yapacaklar, cari açık kapatacaklar, bir takım işleri yapacaklar, seçime kadar filmi döndürmeye devam edecekler. O yüzden bu oyunlara seçime kadar dikkat edelim. Seçimden sonra bu ülkeyi bir felakete sürüklenmemesi için çok aklı selim bakmak lazım. Bu işin sonu, bu işlere giren çıkan rafineri sahiplerine söylüyorum. Bunların bazıları da geçen haftaki borsa manipülasyonunda da vardı. Bu işlere aracılık edenlere söylüyorum. Hatta kapalı çarşıda kimden geldiği bilinmeyen o tertemiz altınları dolara çevirenlere söylüyorum. Yarın öbür gün Reza Zarrab gibi olursunuz. Türkiye'de bunların bankalar arası işlem sisteminden önce iki özel banka çıktı. Çünkü Ukrayna şikayet ediyordu. Şimdi 3 devlet bankası da mecbur çıktı. Yarın öbür gün herkes kendini kurtarır, olan size olur. Altın rafinerilerinde, rafinerilerde altın damıtanlara, bu işlere aracılık edenlere, verilen kanunsuz emirlere uyanlara aman kardeşim, bunlar kaçar kendini kurtarır, sen kendin bir başına kalırsın demeyi ve uyarmayı bir görebiliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar, soru varsa cevaplayalım. Şimdi buranın bir teknik imkansızlığı, bir kez daha söylüyoruz. Çok uyarı geliyor. Dün de geçen haftaki toplantıdan sonra da uyarılar geldi. Soruyu tekrar edin. Ne sorulduğunu bilmiyoruz. Cevap anlamsız olmasın. Soru şu. Dün Sayın Akşener'in katıldığı bir televizyon programında biz kazanacak aday istiyoruz dediğini, bir daha tekrar et abicim, dayatma söz konusu olamaz dediğini, noter alma pozisyonumuz yok dediğini soruyor arkadaş, ne diyorsunuz diye. Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsa bunları söylerdi diyoruz. Kemal Bey, ben her seferinde sorduğunuzda söylüyorum. Şunu söylüyor. Herkes konuşabilir ama parti adına konuşan, partimizin sözcüsü ve 3 grup başkan vekiline çizdiği çerçeve şudur. Der ki, 1- altılı masada tam mütabakat, 2- kazanacak cumhurbaşkanı. Ve bir altılı masanın kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız, o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir. Notere neyi götürürsen onu damgalar. Aslı gibidir yapar. Karar vericinin altılı masa olduğuna, ki bunu Sayın Genel Başkan defalarca söylüyor, ve o altılı masanın belirleyeceği adayın 13. Cumhurbaşkanı olacağına vurgudur. Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur. Ayrıca şunu da ifade edelim. Altılı masanın toplantısına 4 ay yok, 4 gün var. 4 gün sonra altı liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağını bütün Türkiye görecek. O yüzden televizyonlarda pazar akşamı canı sıkılacak olan yandaş yorumcu arkadaşlar boşuna nefes tüketmesinler. 4 ay olsa size ihtiyaç var. 4 gün için vatandaşın kafasını şişirmeyin. Arkadaşımız şunu soruyor. Sayın Akşener'in, bizim bir borcumuz yok. Varsa da 31 Mart'ta ödedik, Kılıçdaroğlu'na olan vefa borcumu ayrı tutuyorum diyor. Sayın Meral Akşener'in Kocaeli'nde bir açılışta Sayın Genel Başkanımızla ilgili ona duyduğu hürmet, ona duyduğu saygı ve onunla ilgili işte bugün, dün akşam da
kendisinin ifade ettiği, kendini borçlu hissettiği ile ilgili söylemleri zaten bizim ittifakımızın temelini oluşturan ve üzerine bina ettiğimiz binayı en güçlü kılan yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bizim gücümüz örneğin Cumhur İttifakı gibi sadece düğünde fotoğraf çektirmiyoruz biz. Onlar üçü bir tek düğünde bir araya gelebiliyorlar. Başka bir üçlü fotoğraf yok. Altı lider bir arada oturuyor. Birbirlerine mesaj vermek için televizyonlara, kameralara ihtiyaçları yok. Ve aralarında bir güven ilişkisi var. Özellikle Kemal Bey ile Meral Hanım arasındaki derin ve Meral Hanım'ın Türkiye'ye hepimizi de etkileyen bir tonda ve hissiyatta vermiş olduğu Kocaeli mesajları bu birlikteliğin ne kadar güçlü ve ne kadar sarsılmaz olduğunun göstergesidir. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında herhangi bir sorun yaşanır mı? Partiler arasında bir düşünce ayrılığı olabilir. Bunun bir soruna dönüşmeyeceğinin teminatı liderlerimizin birbiriyle olan ilişkileri ve güvenleridir. Başka soru varsa cevaplayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.